Bil Yayınları Sait Gürsoy'la Başarıya Doğru'yu sunar. Mutlu Günler Eğitimi Merkezi'ne hoş geldiniz. Efendim programın birinci bölümünde Kıbrıs'a yani KKTC'ye gideceğiz ve orada çok değerli bir üniversitenin rektörünü konuk edeceğiz. Ama Sayın Rektör de bizim dostumuz 1990'lı yıllara dayanır. Ve o zamandan beri hep birlikteyiz. İki dost gibi ben Kıbrıs'a gittiğimde, o Türkiye'ye geldiğinde daima bir araya gelip fikir alışverişinde bulunuruz. Evet, konuğum Arukat Açılımı. Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Asım Vehbi. Sayın Vehbi, hoş geldiniz. Hoş buldum. Tabii bizim dostumuz çok ileri düzeyde. Bayağı da sizin fikirlerinizden yararlanıyorum. İnşallah bundan sonra böyle güzellikleri götürürüz. Şimdi çok enteresan bir tematik üniversite var karşımızda. Sanat, tasarım, iletişim odaklı eğitim almanın avantajları bu tip üniversitelerde ya da sizin üniversitenizde nedir? Evet, tabii ki hem odaklı hem butik bir üniversite olarak planlandı Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi. 3 fakülte, Tasarım Fakültesi, Sanat Fakültesi ve İletişim Fakültesi. Üniversitenin 2 büyük özelliği var. Birincisi, hayal gücünü sonuna kadar zorlayıp önce bir şeyler hayal ettirmek, devamında bunun tasarlanması, üretilmesi ve iletişim boyutunda da sanayiye, dünyaya kazandırılması. Dolayısıyla öğrenci sadece hayal etmiyor, aslında hayalini gerçekleştirmiş oluyor. İkincisi de tüm aşamalarda hocalarımızla, çok değerli akademisyenlerimiz var dünyanın her yerinden, asistan kullanmıyoruz. Küçük gruplarda, düz normal dersliklerimiz de yok, atölye, stüdyo, laboratuvar ortamlarında hayallerini üretime geçiriyor, ellerini kirletiyor öğrenci. Ve bu disiplinler arası boyutla da aslında sanat tasarım dendiği zaman sanki bazen velilerimiz iş bulma zorluklarından falan tereddüt ediyorlar. Tam tersine aslında şu anda dünyada, iş dünyasında, sanayi dünyasında, endüstride ihtiyaç olan tasarım boyutu, sanat boyutu ve üretim boyutu, iletişim boyutuyla aslında çok bütünlüklü, hemen iş bulabilecek düzeyde öğrenciler yetiştirmek. Hemen bir soru gelmiş kulaklıktan, söylüyorlar. Üniversite Girne'de, üniversite neresinde Girne diye soruyorlar. Üniversite özel Girne'nin, bir mahalle. Evet, Girne Türk Mahallesi dedikleri eski Girne. Koruma altında bir bölge. Çok güzel, çok eski, çok değerli binalar var. Biz bayağı bir bina alarak aslında bir üniversite kampüsü yarattık orada, bunları birleştirerek. Dıştan korunaklı ama içten eğitime göre düzenlenmiş. Çok güzel, tam sanat tasarım okunacak, eğitimi alınacak. Girne Kalesi'ne yürüyerek 3-5 dakikalık bir yerde. Peki, biraz evvel akademisyenlerden bahsettiniz. Burada tabii ki onların hem sanat yani sektörle, pratikte, teoride de eğitimli olayları gidiyor. Ama bir de tabii burada adaylara bir çift diploma olayı, artık günümüzün şartları. Bu konuda ne yapıyoruz? Evet, bu gerçekten çok önemli. Dünyaya açılma noktası çok önemli. Biz Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi ta başından itibaren dünyada iyi sanat okullarıyla işbirliği yapma yönüne gittik. Burada Manchester Metropolitan, ki İngiltere'de önemli bir devlet üniversitesi. Ki sizin zaten ada çoğunlukla İngiltere ile işbirliği yapar İngiltere eğitim olayında. Tabii. Bizimle çok ilgilendiler. Geldiler, tesislerimizi, laboratuvarlarımızı, stüdyo atölyelerimizi gördüler. Vizyonlarımızı birlikte ortaya koyduk ve bizim programlarımız biraz da onlara uyumlu halde yaratıldı. Bu programlarda 3 yıl Kıbrıs'ta, Girne'de eğitim alan bir öğrenci eğer isterse Kıbrıs'ta bitirebiliyor. Evet. Ama eğer istiyorsa son yılını hiçbir ders kaybı olmadan, hiçbir ek ders almadan Kıbrıs'ta ne okuyacaksa İngiltere'de, Manchester'da aynısını okuyup Manchester School of Art, İngiltere'nin en eski ikinci sanat üniversitesi, yüzyıllar boyunca süren, oranın da diplomasını alacak. Çok iyi. Bu gerçekten Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi öğrencilerine aslında çok önemli bir olanak sunmuş oluyor. Peki geldiler, sizin laboratuvarlarınızı vesaire incelediler ve ondan sonra bu ikili anlaşmalar yapıldı diyorsunuz. O zaman uygulamalı eğitim modelinize bir geçelim.
Tabii ki zaten biz uygulamalı eğitim veren bir üniversiteyiz. Siz çok iyi bilirsiniz, müfredatlar genelde %70 teorik, %30 uygulamalı olur. Bizde bu %50-50'dir. Ve çok uzun saatler, resmi saatler dışında da hocalarımız, sanatçılarımız, öğrencilerimiz aslında uygulamada çok daha fazla saatler çalışır. 7-24 zaten stüdyolar, atölyeler emirlerinde. Gerçekten elleri kirletilerek, hayallerini üreterek çalışan bir model var. Sınavların da finallerinde çoğu yazılı finaller olmak yerine, yazılı sınavlar olmak yerine projeler, üretimlerdir esasen. Şimdi hocam tabii biraz daha olayları açmak istiyoruz. Burada sizin, bunu üstüne çok iyi duralım. Şimdi bir puanla alan bölümler var. Evet. Bir de özel yetenek sınavıyla alan yerler var. Efendim, o özel yetenek sınavında ne tip sorular olabilir diye soruyorlar. İkincisi, yalnız Kıbrıs'ta mı Türkiye'de mi olacak diye bir soru gelmiş. Şimdi bakın iş büyüdü. Şimdi önce puanla alan bölümleri söyleyeyim bana. Evet. Tasarım Fakültesi bünyesinde Endüstriyel Tasarım Bölümü, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, Mimarlık Bölümü puanla alıyor. İletişim Fakültesi'nde Dijital Oyun Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı, Yeni Medya ve İletişimi, Reklam Tasarımı ve İletişimi, İletişim Tasarımı Yönetimi bölümleri yine puanla alıyor. Hı hı. Sanat Fakültesi bünyesinde de Film Tasarımı ve Yönetimi bölümümüz. Evet. Bunları yok kılavuzunda öğrencilerimiz bulup puanlarla alıyorlar. Sanat Fakültesi bünyesinde 3 program var özel yetenekli alan. Plastik sanatlar, resim heykel odaklı. Hı hı. Seramik, cam da işin içinde seramik bölümünde ve fotoğraf, orada da video ve fotoğraf işin içinde. Bu 3 bölüm, plastik sanatlar, seramik ve fotoğraf bölümleri özel yetenek sınavıyla öğrenci alıyor. Özel yetenek sınavlarını online da, çevrimiçi de yapabiliyoruz. Dolayısıyla öğrencimiz bulunduğu yerden katılabiliyor. Portföy varsa portföy değerlendiriliyor bir mülakat şeklinde. Ve tabii ki çok basit birkaç soru, kabiliyetlerini, el becerilerini ölçecek birkaç şey geliyor. Hangi tarihler arasında? Başladı. 10 Ağustos'tan itibaren yapıyoruz. 3-5 günde bir yapıyoruz. Üniversitemizle temasa geçen öğrencilerimiz mutlaka onlara en uygun tarihi hemen organize edebilecekler. Peki Sayın Hocam, buradan şuraya geçelim şimdi. %100'e varan burslar var. ÖSYM bursları var. Bununla birlikte de ilk tercihte ek bir %40, pardon ilk 5 tercihte %40 şey var. Şimdi yavaş yavaş gelelim. Şimdi ilk 5 tercihi önce anlatın. Evet. Şimdi tabii şuradan aslında başlamak istiyorum. Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi bir vakıf üniversitesi. Biliyorsunuz Kıbrıs'ta vakıf üniversiteleri ön planda değil. Değil. Kıbrıs'ta özeldir orada. Özel üniversiteler var. Ama bizim kuruluşumuz vakıf üniversitesi olarak kuruldu. Kar amacı gütmeyen bir üniversite. Tabii YÖDEK'in başkanlığında yapılıyor bu değil tabii mi? Tabii ki YÖDEK bünyesinde YÖK onayı da vakıf olarak onayımız var. Dolayısıyla şu anda da işin başında, yolun başında olduğumuz için 3. yılımızdayız. Çok ciddi burslar veriyoruz. Önce bunu söylemek isterim. Ve birincisi, altını çizmek isterim, ana vatana geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, şu yangın bölgelerinde afet bölgesi ilan edilmiş olan tüm bölgelerden gelecek öğrenciler 7 yıl boyunca Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi'nde tam burslu okuyabilecekler. Önce bir onun altını çizmek istiyorum. Bu son günlerde yangınlardan sonra almış olduğumuz bir karar. Bununla birlikte tabii ki Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi'nin puanla alan bölümlerinde ilk 5 tercihine bizi yazarsa öğrenci, her ne burs alırsa olsun alsın üzerine %40 daha ilave oluyor. İlave oluyor. Evet. Peki şimdi burada bölümler var. 12 tane bölüm var size. 12 bölüm. Şimdi her bölümden bir birinci mezun olacak. Bu her bölümden mezun olan birinciye, şimdi altını çizmiş hatta şurada bakın, iş garantisi derken neyi kastediyorsunuz? Şimdi Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi Arkın Grup bünyesinde. Arkın Grup aslında dünya üzerinde çok alanda şirketleri olan bir grup. Arkın Grup bizim üniversitemizin her yıl, bu yıllarca devam edecek, her yıl, her bölümünün birincisine Arkın Grup bünyesinde iş garantisi veriyor. Ha, o şekilde oluyor. O şekilde biz kendi bünyemizde iyi şartlarda her bölümün birincisine işler veriyoruz. Ama bunun yanında
işbirliği yaptığımız büyük şirketler var dünya üzerinde. Evet. Staj olanakları olsun, yine kariyer, evet, iş bulma olanakları olsun. Burada da öğrencimizi kesinlikle yalnız bırakmıyoruz. Daha şimdiden kariyer ve mezunlar birimlerimiz çalışmaya başladı. Birçok işbirliği yaptığımız dünya çapında, ada çapında firmalar var. Bu olanaklar öğrencilerimize zaten sunuluyor. Peki siz şimdi Kıbrıs'ta yüksek öğretimde bayağı rol alan insanlardan bir tanesiniz. Burada şuraya gireceğim. Sizin üniversitenizin bünyesindeki bu 12 bölüm var. Ama öğrenci bir bölüme girdiğinde birinci sınıftan sonra diğer bölümlerden ders alma şansı var mı? Ya da ne şekilde kendini daha çok donanımlı hale getirecek? Şimdi zaten bizim modelimiz, eğitim modelimiz disiplinler arası bir model. Yani aslında dijital oyun tasarımı okuyan bir öğrenci seramik dersi de bunun yanında alabiliyor. Çift ana dal ayrı, ana dal yan dal ayrı, onlar zaten mümkün. Ama bununla birlikte disiplinler arası model içerisinde her bölümün öğrencisi diğer bölümden öğrenci ders alabiliyor. Hele fakülte içinde zaten bu çok yakın bir ilişki. Peki geçen sene zorlu bir dönem geçirdik. Bir salgın dönemi oldu. Bu tabii bütün dünyada olduğu gibi KKTC'de de yaşandı. Siz üniversitede ne yaşadınız? Ya da ne yaptınız? Aslında, çünkü sizde uygulama çok fazla. Evet, ilk yıl, yani tüm dünyanın kapanıp ne olduğunu anlayamadığımız ilk yıl, biz ikinci dönemin ortasındaydık. Fakat şöyle, uygulama ağırlıklı olmamıza rağmen biz çok yeni bir üniversiteyiz ama çok ciddi teknolojik yatırımlar da aynı zamanda yapılmış. Dolayısıyla aslında her şeyimiz hazırdı. Sanırım karar verdik, ertesi gün biz online eğitim yapmaya başladık. Evet. Ama şunu yaptık. Sadece teorik kısımlarını derslerin veya sadece teorik dersleri bitirdik. 7 hafta kalmıştı. Geriye kalan uygulamalı kısımları ve uygulamalı dersleri dedik ki biz yazda bu iş bitsin, yüz yüze yapacağız. Gerçekten öyle yaptık. Evet. Geçtiğimiz yıl herhalde adada, sanırım Türkiye'de dahil bölgede yüz yüze tüm öğrencileriyle bütün yılı eğitim yapan tek üniversite olduk biz, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi. Şimdi bunu niye size sordum? Çünkü üniversitelerin en çok sorduğu sorulardan bir tanesi bu. Niye ben de burayı tercih edeceksem, ne yaptılar ki, ne yapacaklar böyle bir durum yaşarsa sorusunun cevabını bulabilmek için dedi. Ama ikinci bir soru çok daha önemli. Yeni dünyada üniversitelerde öğretim üyesi seçimi nasıl yapılıyor? Siz nasıl yapıyorsunuz? Bizde tabii biraz daha karmaşık. Çünkü bizde bir öğretim üyesi, akademisyen, yayın boyutu var. Bunlara çok önem veriyoruz. Dile çok önem veriyoruz. Hangi alansa o alanın lider olduğu ülkeler. Mesela İtalya'dan çok hocamız var tasarım fakültesinde. Ama bununla birlikte bizde sanatçı tarafı da lazım oluyor. Dolayısıyla hocalarımız gerçekten aslında sanatçı akademisyenler. Biz buna önem veriyoruz, bunu seçiyoruz. Tabii ki dil çok önemli çünkü eğitim dilimiz bir bölüm hariç 12 bölümün 11'inde İngilizcedir. Üst düzey İngilizce bilmesi çok önemli. Bir de dünya vizyonunun katılabilmesi çok önemli. 38 farklı ülkeden öğrencimiz ve hocamız var. O zaman şimdi 38 ayrı ülkeden öğrenci ve hocanın olması da orada bir kültür müzeyini meydana getiriyor. Böylece gençler birbirlerine fikir alışverişinde bulunurken ya da hocalarından bir şey öğrenirken dünya bazında öğrenmesi. Bu bir artıdır değil mi sizce? Tabii ki bu çok önemli bir artıdır. Özellikle sanat, tasarım gibi alanlarda tabii ki yerel kültürel boyut önemli ama bunun yanında dünya kültürü önemli. Bu noktada çok büyük bir avantaj sağlamış oluyoruz. Şimdi tabii üniversite çok tematik bir üniversite olduğu için yani diğerlerinden farklı olarak hareket ederekten soruları getiriyoruz. Örneğin bir genç ele alın. Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi'ni seçmek istiyor. Evet. Nelere dikkat etmeli? Yani bir kere hayal gücüne güvensin gencimiz, el becerilerine güvensin. Biz bunları tabii ki çok daha üst düzeye çıkarmasına yön vereceğiz, yardımcı olacağız. Bu çok önemli ama kendisinin de burada kendi içinden gelen hayal gücünü hiç frenlememesi ve bunu rahatça çalışabileceği, hayalinde ne varsa gerçekleştirebileceği bir ortama gelecek. Buna baksın. Tabii Girne Kıbrıs'ın en güzel kentlerinden birisi. Evet, toparlıyoruz. Girne'de eğitim almak gerçekten çok keyifli. Kıbrıs zaten öğrenci dostu bir ada. Evet. 300 bin nüfus, 100 bin öğrenci geliyor adada. Son cümleler. Ve Kıbrıs'a gelecek öğrencilere aşılanmayı da biz garanti veriyoruz. Dolayısıyla sağlıklı
yaratıcı bir eğitim onları bekliyor Erkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi'nde. Efendim programın sonuna geldik. Bu bölümdeki konuğum Arukat Açılışı Erkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi Rektörü. Benim çok yakın dostum Profesör Doktor Sayın Asım Vehbi'ye bir kez daha teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Güzel bir programlar dilerim. Sağ olun. Evet, şimdi kısa bir ara. Aradan sonra başarıya doğru devam edecek.